Arkadaşlar merhabalar bu videomda yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ikiz kenar yamuğu anlatacağız size bu videoda sayfa 114'ün sonundayız. Şimdi ikiz kenar yamuk neymiş? Yan kenar uzunlukları eşit olan yamuğa ikiz kenar yamuk denir. Yan kenar uzunlukları eşitse biz buna ikiz kenar yamuk diyormuşuz. İkiz kenar yamuktan oluyormuş? A açısıyla B açısı eşit. C açısıyla da D açısı birbirine eşitmiş. Şurası yanlış yazılmış neyse önemli değil. Ee, peki hocam bunu nereden gösterebiliriz? Hemen ispatlayayım kardeşim. Şuradan bir paralel kenar oluşturacak olursak bakın ne çıktı burada? Şu parça ile şu parça birbirine eşit. O zaman burası alfaysa burası da ne oldu? Alfa oldu. E hocam bunlar zaten bir yön paralel kenardan dolayı yöndeş açı. Alfaysa burası da alfa oldu. Aa dikkat edin. Alfa'ya alfa. Yani şu açılar birbirine eşit çıktı mı? Çıktı. Hocam burası alfa ise burası zaten 180x alfa. E burası da 180x alfa. Buradaki açılar da birbirine eşit oldu. Gerçekten A açısıyla B, B açısı birbirine eşit. C açısıyla da D açısı birbirine eşit oldu. İkiz kenar yamuğun ilk temel tanımı bu. E, tanımının da şeyini de göstermiş olduk. Sonra <laughs> bir de ikizkenar kenar yamuğun köşegen uzunlukları birbirine eşit. Bu nereden geliyor hocam diyecek olursanız. Mesela şuradaki açı alfa dersem burası da alfaya. Şimdi arkadaşlar ben tabi ayrı bir yerde ispatlayayım isterseniz onu. Şimdi yani sıkıntı yaşarsanız kendiniz de bazen gösterebilirsiniz ama akılda kalıyor da nereden geldiğini de göstermek lazım be kardeşim. Değil mi? O yüzden şunu şöyle bir çizeyim arkadaşlar. Şunu da çizeyim. Şunu da çizeyim. Şimdi arkadaşlar ne oluyormuş? İkiz kenar yamuksa bunlar. Şunlar birbirine eşitse. Şu parçalar birbirine eşit. Şu parçalar birbirine eşit. Köşegenler de birbirine eşit oluyormuş. Köşegenler eşit oluyor. Bakalım göstereyim. Dikkat edin. Ben buraya bir alfa açısı dersem. Buraya da bir beta açı, alfa açısıyız. İkiz kenardan dolayı alfa açısı zaten. Şimdi dikkat edin kardeşim. Şu üçgene bakar mısınız? Ne var burada? Çift çizgiyi Alt taban. Alt taban A diyelim. Bak alfanın kolları çift çizgi A. Bu üçgende de aynı şekilde. Şu üçgende de aynı şekilde. Alfanın kolları çift çizgi A. Kenar açı kenardan ne oldu? Bu iki üçgen eş üçgen oldu. Yani şu üçgen ile dikkat edin arkadaşlar. Şu öbür üçgen eş oldu. Yani şu üçgen eş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Bu üçgen ile hatta şöyle göstereyim. Bu üçgen ile öbüründe yeşil göstereyim. Şu üçgen birbirine eş oldu. Yeşil üçgen birbirine eş oldu. Çünkü niye? Alfanın kolları çift çizgi A, Alfanın kolları çift çizgi A olduğundan dolayı. Madem eş alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki mavideki bu kenar birbirine eşit olmak zorunda. Aa hocam gerçekten de köşegenler birbirine eşit oldu. Yani şu köşegenle şu köşegen eşit olduğunu gösterdik size. E, bu arada bunlar eş üçgen ya dikkat et. Şunlar eşitken ya. A'yı gören burada kaçı çift çizgi ise buradaki mavi üçgende de A'yı gören burada kaçı ne olmak zorunda? Çift çizgi olmak zorunda. Tamam dursun. Peki burada o zaman ne çıktı arkadaşlar? Hatta şunu da söyleyebiliriz. Hocam bu üçgenle yeşil üçgenle mavi üçgen eşit. Çift çizgiyi gören burada kaçıyla çift çizgiyi gören burada kaçı da birbirine eşittir. Tamam. Şimdi eşitleri gördük. A hocam Burada açılar da birbirine eşit. O zaman şu parçayla da şu parça birbirine eşit oldu. Bakın ikizkenar çıktı. E köşegen uzunlukları da birbirine eşitti. O zaman bu parçalar da bu parça eşit olmak zorunda. Bakın ispatını da yaptım size. Köşegenler birbirine eşit. Hatta şunlar kendi çapında ayrtıkları parçalar. Bunlar birbirine eşit. Hatta bunlar da birbirine eşit oldu. Hatta bu açıyla da bu açı eşit oldu. Hatta şu açıyla da şu açı zaten eşit olduğunu görüyorsunuz. Çünkü niye ikizkenar çıktığından dolayı. Tamam? Evet köşegenlerin eşit olması önemli bir şey arkadaşlar. Hatta köşegenlere eşit olan dörtgenler saydık mı biz bu zana kadar? Düşünün neler saydık? Köşegenlere eşit olan dörtgenler. Bir ee, eşkenar bak paraya kenarda değil. dikdörtgende evet dikdörtgen. Bir dikdörtgen köşegenleri birbirine eşit olan dikdörtgen. Sonra kare. Başka var mı? Deltoid falan filan yok. Bir de ikiz kenar yamuk. Demek ki ikiz kenar yamukta da ikiz yamukta da İkiz kenar yamukta da ne oluyormuş arkadaşlar? Köşegenler birbirine eşitmiş. Dikdörtgen, kare ve ikiz kenar yamukta ne oluyor arkadaşlar? Köşegenler birbirine eşit. Kendi çapında tabi yamukta kendi çapında ayıltıları parçalarda birbirine eşit olduğunu şekilde de gösterdik. Tamam. Gelelim şuraya. Buradan ikiz kenar yamukta bir dik çizdiğimde Hüseyin Bey uzunluğu A-C bölü 2 denmiş. Sakın ezberleme. İspatı videoda yapılacak. Şimdi yapacağım ispatını. Ciddi anlamda ezberlemeye gerek yok. Gençler, gençler, gençler. Kendini genç hissedenler. İkiz kenar yamukta. Zaten yapacağımız hamleler ne biliyor musunuz? 1. Köşegenle alakasız bir yerde bir eşitlik varsa köşegen çizeceksiniz. Çünkü köşegenler birbirine eşit. 2. İki, ikiz kenar yamukta. Baktın köşegenle olmuyor. Yapacağın hamle şu. Şu dikmeleri çizeceksin. Bu dikmeleri çizeceksin. Bak. Buradan bir dik çizilmiş. Öbür taraftan da ben bir dik çizsem. Ekiz kenar yamukta zaten bunlar birbirine eşit değil miydi açılar? Alfa alfa. Alfa 90'sa burası beta, alfa 90'sa burası beta. Aa hocam bu üçgenler benzer çıktı. Hatta 90'ın karşısındakiler birbirine eşit oldu. Demek ki bunlar eş üçgen. O zaman arkadaşlar eş üçgense şu parça ile şu parça birbirine eşit oldu. O zaman C ise burası da C oldu. Bakın bunlara AXC kaldı şu ikisini. O zaman bunların her ikisine de AXC kaldıysa burası da A C bölü 2 Hatta burası da a eksi c bölü 2 yapıyor. Ezberleme. Sırf ispatını yapmak için koydum. Çünkü ikiz kenar yamukta şu dikmeler çok önemli. Tamam. Dikkat edin buna. <laughs> Sorulara bakalım. Arkadaş soruda demiş ki. İkiz kenar yamuk. Tamam. İkiz kenar yamuksa şunlar birbirine eşit. A, ile L, B, C birbirine eşit. CD uzunluğu 6. Burası da 8 birim verilmiş. Hocam 6, 8, 10 değil. Şimdi ikiz kenar yamuk olduğundan dolayı köşegenler dik çizilmiş. Ne yapabiliriz burada? Yani aslında hocam şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Hani köşegenler dik kestiği zaman böyle bir paraya oluşturma vardı ya. Tamam oluşturacağız. Ama bir ilk önce verilen bilgileri kullanmaya çalışalım. Verilen bilgiler çıkmazsa ek çizimimizi yaparız kardeşim. Şimdi ben x kenar yamukta burası da kaç derece? 90 derece. Hatta burası da 90 derece. Hatta burası da 90 derece olduğunu biliyorum. x kenar yamukta şu küçük parçalar birbirine eşit değil miydi? Eşitti. Hocam şu küçük parçalar da birbirine eşit. Çünkü köşegenler birbirine eşit. Işte. A 90 derecede var ya ikiz dik üçgen çıktı burada. Yani buradaki açımız 45 buradaki açımız 45 hatta alt tarafındaki de de ikiz dik üçgenden dolayı. 45-45 e, çıktı arkadaşlar burası. E burası 45-45 90 üçgende 90'ın karşı 8 ise 8'i kök böleceğim. Burayı bulacağım. 8 bölü kök ne yapar? 4 kök yapar. Artık bunları hızlı bir şekilde yapıyorsunuzdur. Eksik enerjik üçgen 6 ise o zaman bu 6 kök 2, 6 bölü kök 2 de ne yapar arkadaşlar? 3 kök 2, 3 kök 2 yapar. Bizden ad uzunluğu isteniyor. Al sana ad. Aha şurada bir pisagor bağıntısı. Hocam 3 kök 2, hocam 4 kök 2, 3, 4 ne üçgeni var? 5 üçgeni var. 3'ün kök 2 katı, 4'ün kök 2 katı. O zaman burası da 5'in kök 2 katı olmak zorunda. Ad uzunluğu da kaç çıktı? 5 kök 2 çıktı. Evet geldik şuraya. Şimdi gençler 75 derece vermiş. O hocam hemen ben buradan bir dik çizerim. Al sana dik çizdin. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkıyorsa gittiğin yol yol değil. Sil kardeşim. Bu dikmeyle çıkmayacak bu. Kesinlikle çıkmayacak. E ne yapacağız hocam? Bakıyoruz şuraya. 75 derece var 6 var. Bir köşe gel çizilmiş. E o zaman arkadaşlar şuradan dik çizmeyle x kenar yamukta zaten iki yöntemimiz var. Ya buradaki dikmeleri şu dikmeleri çizeceğiz. Ya da Diğer köşegeni çizeceğiz arkadaşlar. Köşegenler çünkü niye özel durumlu. Birbirine eşit. Hatta şu parçalı, şu parça, şu parçalı da şu parça birbirine eşit. Aa bunlar eşitse. 75 ise burası kaç yaptı? 75. 75, 75, 150. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Aa hocam dikkat et. Köşegenler belli. Arasındaki açı belli. Alan ABC'de isteniyor. Alan neydi de herhangi bir dörtgenin alanı köşegenler ve arasındaki açı belliyse köşegenler çarpımı 6 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2 değil miydi? Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyorsunuz. Yani 6 çarpı 6 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 36 bölü 2'den 18 18'i 2'ye böldüğümüzde kaç çıkar cevabımız 9 çıkar sevgili gençler. Tamam mı? Geldik bir sonraki soruya. Ne diyor soru? ABC x kenar yamuk. Evet şunlar birbirine eşit. AB ile paralel DC tamam. AD ile BC birbirine eşitmiş. Hmm. AD ile BC birbirine eşit. Tamam. Niye şaşırıyorsam AD ile BC eşit x kenar yamuk. AC ile EB'nin uzunluğu eşit. EB'nin uzunluğuyla AC'nin uzunluğu Allah Allah. Ne kadar garip değil mi? Alakasız yerde bir eşitlik var. Alakasız yerde bir eşitlik var. Bir de x kenar yamuk köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. O zaman ne yapacaksın kardeşim? Diğer köşegende sen çizeceksin. İlgi alakayı kurmak için. Ki zaten bakın biz bunu hep yapıyoruz. Köşegenlere eşit olan dörtgenlerde böyle alakası yerde köşegenle eşitlik veriliyordu. Neredeydi mesela? Mesela şeyde dikdörtgende böyle bir soru çözmüştük. E köşegenler birbirine eşitliğini yaz kardeşim. Bakın şunda şu eşitliği gösterince a burada ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. 25 derece mi burası. O zaman burası da 25. Şurası da 25. Niye? İkiz kenardan dolayı. İki, yani gördük. iki tane açı yan yana geldik. Dayanamam. Ne yaparım? İki iç açının toplamı bir dış açı derim. Yani 50. E hocam zaten şu parçalar da birbirine eşitti. Of parçaya bak. İkiz kenar. Yani 50 ise burası ne oldu? 50 derece oldu. Bizden ne isteniyor? Alfa. Hep diyorum ya size soruyu yapamadıysanız soruya bakın. En son ne isteniyorsa ona bakın. Ne isteniyor bizden? Alfa. Alfaya baktın. Ne fark ettin? hop şuradaki üçgende ne var kardeşim? 50 var 25 var. Alfa var. O üçgendeki iç açılar toplamı 180. Yani kaç yaptı? Buradan 50 artı 25. 75 yaptı. O zaman buraya kaç derece kaldı? 105 derece kaldı. Evet. Bu sorumuzun cevabı da 105 çıktı arkadaşlar. Tamam. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Hocam köşegen çizilmiş. Diğer köşegen çizsek. Al sana köşegen. Özel bir durum oluşturdu mu? Hayır. Zaten x kenar yamukta iki taktiğimiz, iki yöntemimiz vardı. Ya köşegen çizmekti ya da şu dikmelerdi. Bu dikmeler çok önemli arkadaşlar. Ne oluyor? <laughs> Bu dikmeler çok önemliydi. o zaman o dikmeleri çizelim bakalım. Hop, alanda da buna yer verdim arkadaşlar. Bununla ilgili çok soru tiplemeleri çözülüyor. Özellikle alan konusunda bununla ilgili şeyden bahsettim. Tamam mı? Şu dikmelerle alakalı. Neyse çizdik dikmeleri. Hiç ezber yapmaya gerek yok. Hocam burası x c bölü 2 idi falan. Gerek yok gerek yok. x c bölü 2 miydi? Evet. Gerek yok. Bir ise yaz buraya biri. A hocam şu dikmeleri çizince zaten bu dikmelerden dolayı şuradaki parçalar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. E dolayısıyla 9'du tamamı. Biri buradaysa 8 kaldı ikisine. O zaman 4 birim 4 birim paylaştı burası. E hocam soruyu çözemedik hala. Bizden BC isteniyor. BC isteniyorsa bir şey yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Kardeş soruda kullanmadığın bilgiyi kullan. Hocam göremiyorum. Yok öyle bir şey. Neyi kullanmadın sen? Oraya yoğunlaş. Beynin otomatikman fark eder. Görmez. Fark eder. Bak 90'ı kullanmadın. Aa dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Siz insanoğullar şöyle yapıyorsunuz. Hemen öklit deyince hep kare eşittir p çarpı k yapıyorsunuz. Ya kardeşim 3 tane ürün var. Niye aç kare yapıyorsun? Senden x soruluyor. x'e ait ürün bantını uygulayacağım. Sağda ait ürün da x'in karesi eşittir. Bu çarpı tamamı yaz. x kare eşittir. 4 çarpı tamamı kaç? 9. 4 kere 9 36 x de buradan kaç gelir? 6 birim gelir arkadaşlar. Cevabımız 6 yaptı. Güzel bir soru. Evet. Sonra şu soru. Sonra da yamukta alan. Arkadaş ne var burada? Bak ikizkenar kenar yamuk. İki taktiğimiz var. Ya köşegen çizeceğiz ya dikmeler çizeceğiz. Hangisinin mantıklı olduğunu fark ediyorsun. Hangisi mantıklı? Hocam dikmeleri çizmek. Çiz o zaman ne duruyorsun kardeşim? Çizdin. Dikmeleri çizdin. Zaten bizden ne istedin? Yamuğun orta taban uzunluğu istedin. Eyvallah. Burası 5 ise burası nedir? 5'tir. Kafanıza göre bazen bir şey uyduruyorsunuz. 5 ise hocam burayı da 5'e benziyor. Hayır yok öyle bir şey. Burayı bilmiyorsan A ve A. Ne kaldı buraya? 9 eksi A. Burası 5. Tamam. A bunlar neydi? Birbirine eşitti. 9 eksi A ise burası da 9 eksi A yaptı. Peki şimdi ne yapacağız? Yamuğun orta taban uzunluğu isteniyor. Orta taban uzunluğu şu. Bu orta taban uzunluğu neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2. Yani toplayalım bakalım şunları. Ee, alt taban kaç? 9 eksi A artı 5 artı A artı 9 eksi A. Yani zaten buraya kadar 9. 5 daha kaç yaptı? 14. Değil mi? Buraya kadar 9. 5 daha 14. Ee, bir de 9 eksi A. Yani 14 artı 9 eksi A. Alt taban artı üst taban. Yani A artı C bölü 2 diyecektik ya. Üst tabanda A artı 5 yaptı. Bölü 2 isteniyor bizden. A'lar gitti. 14 9 daha kaç yaptı? 28 yaptı. Bir de 5 ile topladığımız zaman 9, 5 daha 14, 14, 14, 28. 28 bölü 2'den cevabımız da kaç yapar arkadaşlar? 14 yapar. Tamam. Olay bu sevgili gençler. İkiz kenar yamuk ciddi anlamda kolaydır. Daha bununla ilgili sorular var. Nerede var? Alan konusunda. Evet alan konusunda bir sonraki videoda halledelim isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.